Selamünaleyküm dostlar. Anam her yeri süpürdü robot. Bir baktım yerlerde saç var. Almayacaktım, vazgeçmiştim. Alacağım şimdi yemek, bulaşık. Önce bulaşık hallederim. Ondan sonra yemek yapacağım arkadaşlar. Saat 3. İçeride biraz video açtım. Annem bakmıyor. Anneme bir şey yapıyor. Anneme dedim açtım. Bizdeyiz ben de. Timliği kaçırıyor. Pati'yi. Timliği kaçırdım da diyor. Onunla uğraştım diyor dün. Gözünü ayırmıyor Pati'nin arkadaşlar. Ayırmıyor. Ben de mantı yapacağım. Batlıcan dedik ama boşuna batlıcan falan. Canım böyle yoğurt mantı çekti. Yanında işte ıspanak var ya, ıspanak yapayım be. Yumurta yok, yumurtalı yapsam iyiydi. Yumurta yok, almamışız. Unutmuşuz sabah. Bu öyle. Kaldı. İşte yemekten sonra arkadaşlar süpürge robotu yani gece süpürse de kenarda köşede kalıyor. Saç. Ya onu nereye aldırtacağım süpürgeyle? Ya da ben kendim alacağım. Oyun oynuyor arkadaşıyla. Yani çok fazla böyle oyuna dalmasını da istemiyorum. Şunu kaldırayım. Bununki böyle. Bu lazım mı? Bu böyle kirli kalmış. Yağlı. Patates de. Ay bu da kirli kalmış. Şuna mantı koyacağım. Şehriye mi? Şeyi kalmış azıcık. Bir tane şehriye kalmış. Kapakta. Patates salatası mı yapsam? Mantının yanına dedim. Ispanak mı yapsam dedim. Bilemedim. Mantının yanına patates arasıyla gider. Bakacağım arkadaşlar patates var mı yok mu? Bakacağım. Ona göre bakacağım. Karar vereceğim. Gelen sesler orijinal arkadaşlar. Orijinal ses geliyor size. Ne sesi? Bulaşık makinesindeki kapları, tabakları, çanakları yerleştirme sesi. Hayatın içindeki sesler bunlar. Bu sesleri duymak gayet normal. Bu sesler insanı rahatlatır. Temizlik yapma sesi. Temizim. Sürekli temizlik yapıyorum. Temizlik videomu izledim biraz önce arkadaşlar. Pazartesi temizliği videomu izledim. Ne güzel yapmışım öyle tertemiz. Gıcır gıcır. Aferin dedim Ayşe, aferin. Kendi temizliğime kendim enerji aldım. Tahta kaşığı da attım. Atmışım yanlışlıkla bak. Kopartmış mı, eritmiş mi, şeyler olmuş. Ucundan azıcık. Şimdi bir tane kaşık kalmış altta. Vallahi onu da patates pişirsem, onu da pişirirsem, o zaman ben bunların hepsini atayım. Çalkalayayım. Evde yemek yok diyor. Rana akşam gelmiş, evde yemek yok diyor. Ben de yiyecektim diyor. Birazcık bir kaşık şey vardı, pilav. Gece gece zaten kilo aldı. Kızım diyorum, yemek vardı, sen niye yemek yok diyorsun. Bir
bir tabak barbunya vardı, bir tabak bezelye vardı. Yemek yokmuş. O da başka bir şeymiş. Ne geçmiyor. Yapıyorum şey diyor. Yok yememiş yerinde geldim diyor. Yememiş oluyor. Burada. Ya şimdi arkadaşlar. Dört gündür aynı yemeği yedik diyor. Dört gündür diyor aynı yemeği koydun anne diyor. Dedim kızım. Ben sürekli yemek hazırlıyorum. Ama arada böyle. Arada da böyle olacak. Yani. Pilav yaptık. Üç gün arka arkaya koydum ya. Onu söylüyor. Akşam yedim. Bir şey yedim dedim. Ne yedim de hatırlamıyorum valla. Bizim çocuklar isyanlı arkadaşlar. Annem yemek yapmaya isyanlı. Kadın sürekli evde mutfakta yemek yapıyor. Mutfaktan çıkmıyor. Kendimi herkese göre ayarlayamıyorum. Ben yemek hazırlıyorum. Onlar gidiyor dışarıda yiyor. O gün dışarıda yemişler kardeşler beraber. Bir sorun varmış. Onu halletmek için gitmişler. Benim haberim yok. Ben sonradan öğrendim. Ondan sonra onun için gitmişler. Bu arada dışarıda yemek yemişler. Ben de onu hazırladım ya. Onun yemekleri kaldırdım. Buna bak. Benim de azıcık canım sıkıldı oldum. Biraz bunların doluydu falan. Valla ne olacak bilmiyorum. Ben tutabilirsin. Neyse olur. Ne olduğunu soruyamıyorum tabii ki de. Aile arası. Aile arası sorun değil. Gitmişler bunu dışarıda yemek yemişler. Ben niye kızmıyorum size? Dışarıda yemek yediniz diye. Sen ben hazırlayayım. Dışarıda ondan sonra gel. Yok efendim. Yemek yok de. Herkesin dakikasını veriyorum kızı. Yaramamam arkadaşlar. Beklemiyorum tabii de. Olmuş olan şeyleri anlatıyorum. Olan şeyleri anlatıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağım? İlk öyle derlerdi. Dedikodu etmiyorum. Olmuş anlatıyorum derlerdi. İşte aslında o olmuş olan anlatmak hakkında konuşmak ne biliyor musunuz? Dedikodu oluyor. İçinde su yok. Isıtacağım içerisinde. Mantı yapacağım. Dedim kaldım. Mantı ve patates çok mu böyle katı katı olur? Şu anda bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey yapacağım da. Aman şeye koyacağım. Mantıyı koyacağım. O kesin. Şimdi koyacağım. Mantıyı ben böyle çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Ondan sonra bir su koyayım oraya. Su koyacağım. Orada benim şeyim var. Uzağa koydum artık. Hani mutfak böyle yakından olmasın. Yemek çekimi gerektiren. Tekrar uzağa koydum arkadaşlar. Yakından çekiyorum da. O da olmuyor. Yakın. Diyerekten. Uzağa koydum.
kalmamış. Böyle kenara bir yalıyla kalıyor arkadaşlar şöyle. Çalışıyor olsa bu böyle kalır, yıkanmaz. Koyarsın dolaba, sonra yıkarsın. Ama ben şimdi evde olunca canım istedi yıkıyorum arkadaşlar. Bugün işi sadece evi tutacağız. Çocuğun kenar taşı süpürgenin ucuyla alacağım. Başka da bir işim yok. Yemek yiyeceğim. Son günlerde hep kendi başıma yemek yiyorum. Çünkü bizimkiler acıktıkları zaman yiyorlar. Hepsini koyacağız. Böyle gider. Evet. Ispanak koyacaktım. Ispanak. Tencereyi yıkamam lazım. Ispanakın patatesi bile mantı yani. Mantı. Patates salatası. Mantı, ıspanak yemeği. Neyse, ıspanağı sonraya bıraktım arkadaşlar. Patatese bakacağım, patates koyacağım. Burada çürüyenler falan var. Bir onları ayıralım. Soğan. Patates. Abo, patatesler gitti. İyi ki açmışım bak ha. Ben ne bileyim bunun böyle olduğunu.
zaten alıp alıp getirip üst üste koyduk ya. Böyle öyle olmuş arkadaşlar. Anne. Canım. Mantıya tereyağı yapar mısın? Hı? Tereyağı. Tereyağı. Az zaman. Evet arkadaşlar, patates çeyizini şöyle bir peynirci bakayım dedim. Kaç gündür bakamadım. Genelde aldıkça böyle şey yapıyorum, üstüne ilave ediyorum. Yani aldıkça altını böyle çürüyen falan varsa alıyorum. Şunun içine de koyayım yine patates yapışmasın diye. Patates salatası ve mantı yapacağım bu kadar. Görebiliyor musunuz zaten? Şeyini temizledim. Patates koyduğum kap var ya, onun içine böyle soğanlar falan çürümüş. Onu temizledim. Kim kapatmış, ben anlamadım ya. Ben bunu hiç kapatmadım ki. Şimdi mantı pişiyor. Patatesi de böyle soğanlı falan salata yapacağım. Bugünkü yemeğimiz bu arkadaşlar. Yaz yemeği. Aşkım, oluyor.
Evet arkadaşlar, kocaman kocaman doğradım. Bunu böyle pişireceğim. İçine zeytinyağı koydum yapışmasın diye. Burada pişecek. Hadi bakalım. Soğanı da doğrayacağım piştikten sonra üzerine. Şimdi bir yoğurt hazırlayalım sarımsak sosuyla. Yoğurt hazırlayacağım. Ondan sonra şuradaki benim meyveden vardı ya. Nereden var? Sepeti doğrayacağım. İçeriye koyduğum zaman çürüyor diye hepsini koymayacağım. Kalanını dolaba koyacağım. Sonra ilave edeceğim yine. Bir aldığım sebzeler gibi bir şey yapmadım. Bamya, yapsam iyi de bamya yarın yapacağım. Bu da burada bir şey olacak. Duracak. Havalandırmayı açıyorum arkadaşlar. Çünkü orada bir yağ olmasın diye. Sarımsak tozunu döküyorum. Bir poşet sarışıya gelmiş. Sarımsak memleketten. Görümcem göndermiş. Sağ olsun. Ama ben sarımsak tozu kullanıyorum. Hediye edebilirim. Yani bir poşet, koca bir poşet. Ama zaten vardı da dolapta.
Mis yoğurt çoktan alınacak yine. Çünkü yiyoruz, tüketiyoruz. Her gece anneme bir kase koyuyorum. Biz de yiyoruz, seviyoruz yoğurdu. Ayrıca Şok'ta ucuz mu diye sorarsanız gerçekten Şok'ta baktığım yarım yağlı yoğurt ucuz. Ne güzel. Ucuzluğu da bırak, beğendim yoğurdu beğendim. Ama o ucuz yemek de şey yapıyor arkadaşlar, yoğurt getiriyor. Yani bir şeyler pazarlık yapmak, fiyat sormak. Ben hala pazara gitmiyordum epeydir. Şimdi pazara gidip soruyorum, işte o davranış yanlışmış yani. Gidip de pazarda fiyat sormak yanlış, zaten orada fiyatlar gösteriyor şeyde. Antalya'da fiyatı yazıyorlar. Bazıları var ne kadar yazması da genelde fiyatlar yazıyor. Arkadaşlar yoğurt hazır, şey hazır. Miray dedi ki, anne tereyağı yap dedi. Üstüne dedi. Gerçekten üstüne şöyle tereyağı yapayım. Biraz sade yediği için tereyağı, en azından kalsiyum var tereyağında. Ama tereyağı ya, yani hepsini üstüne tereyağı koyacağım. Üzerine. Böyle kolay şıpşak. Tam benlik bir yemek. Biraz da zeytinyağı koyalım. Böyle yemek pişerken biraz çok sıcak oluyor. Şimdi patatesin üzerine bir soğan doğrayayım, baharat yapayım, limon sosu yapayım. Nar ekşisi yapınca kararıyor. Böyle bir salata olsun. Böyle biraz suyu az kaldı. Böyle pişsin. İçine maya falan koyacağım. Bunlar öyle sevmez. Sade tereyağı istiyorum. Yemekten sonra şöyle bir süpüreyim. Çamaşır falan da yok hatta. Süpüreyim. Canım toz almak isterse toz da alayım. İçerisine yapayım bakayım. Tereyağı oldu. Ay, sıçramaya başladı. O yeter.
biraz zor açayım mı? Beraber yemek yiyelim arkadaşlar. Altıyı kapatayım ya. Şurada bir su içeyim. Şurada iki daha tıkırdasın. Görüşürüz biraz sonra arkadaşlar. Ne yaptım? Mantı, patates koydum. Salata yapacağım. Soğan doğrayacağım içine. Baharat koyacağım. Zeytinyağı, biraz limon. Sosu. Oraya sarımsak tozuyla şey yaptım. Biraz hazırdan kaçıyorum ben. Yoğurt hazırladım. Tereyağı koydum üzerine dökmek için. Soğan soydum, doğranacak. Görüşürüz.